onun arkasından gider. Biz böyle düşünüyoruz, böyle de hareket etmek istiyoruz ve söz kadında diyoruz. Bizim için çok önemli, İyi Parti'nin genel başkanı bir kadın olduğu için biz partililer olarak sözün öncelikle kadında olduğuna inanıyoruz ve bu yoldan hareket ederek de her eve girmek istiyoruz. Şöyle diyeyim, şu anda Türkiye'de en iyi kadın oy potansiyeli Ankara'da. En çok kadın üyemiz Ankara'da, hatta belki başkanımızın son gelişmelerden haberi var mı bilmiyorum. Göl başında %60 evet. Kadın üye sayımız var. Çok ciddi. Türkiye rekoru. Tabii Türkiye rekoru. Biz bunda bunu da kutlayacağız hep birlikte Allah nasip ederse. Sizin de yani Polatlı olarak da bu duruma gelmenizi istiyorum. Çünkü Polatlı'da çok fazla ev hanımı var, ben biliyorum. Ev hanımları bir araya geldiğinde çok güzel işler başarabiliyor. Birlikte olduğu zaman daha fazla, yani sizin bir arada konuşmanız, bir arada olduğunuz zaman birbirinize fikrinizi söylemeniz daha kolay. Çankaya'dan, Gölbaşı'ndan daha kolay çünkü siz toplanabiliyorsunuz. Orada insanlar hep dışarıda çalıştığı için bir araya gelme şansları bile olmuyor. Bu çok zor olmasına rağmen başarıldı. Ben Polatlı'da da aynı şeyin başarılacağına inanıyorum. Sizlerden bunun için özellikle Kadın Politikaları Başkanı'ndan rica ediyorum. Sayımızı arttıracağız. Önümüzdeki dönemlerde siz de birinci görmek istiyorum. Çünkü Polatlı'nın adını duyurmak istiyoruz değil mi başkanım? Yani sizin ilçeniz, evet. Polatlı'nız ön plana çıksın istiyoruz. Bunu kadınlarla başaracağımıza inanıyorum. Bizim partimizde Kadın Politikaları Başkanlığı çok önemli. Diğer partilerde yok. Hatta geçen gün CHP'yle birlikteydik. Onlarda kadın kolları var. Tek Kadın Politikaları Başkanlığı bizim partimizde var ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Ve Kadın Politikaları Başkanlığı herkese anlatmalıyız. Biz kadını sayıyoruz, hep söz kadında diyoruz. Bu haftada nasip olursa çarşamba günü grup toplantımızda inşallah bir ev hanımı, bir kadınımıza Sayın Genel Başkanımız millet kürsüsünü teslim edecek. Kadınlarımızın neler yaşadığını, bir hanenin ne kadar zor şartlarda geçindiğini Genel Başkanımız orada ifade edecek. Ben ilçe başkanımız, ardından da Sultan Başkanımız da bir selamlama yapması istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Hanım hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim.